أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli kardeşlerim, şu Ramazan-ı Şerif'in 7. gününde bir iftar vaktinde oruçlunun sevinç anlarından birisi olan iftar vaktinden hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. İnşallah nasip kısmet olursa sizlere Yüce Rabbimin bir takım emirlerinin ve nehilerinin yer almış olduğu İsra suresinin 23. ayeti celilesinden 38. ayeti celilelerini paylaşmak istiyorum. Bu ayeti celileler bir takım haklardan ve nehilerden bahseden ayeti celilelerdir. Yüce Rabbimin İsra suresinin 39. ayeti celilesinde bir hikmet olarak ifade etmektedir. ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَا اِلَيْكَ رَبِّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ İşte bunlar Rabbinin sana vahyetmiş olduğu hikmetlerdendir. Buyurmak suretiyle Kur'an'ın bütünü hikmet olmakla beraber burada yer alan, birazdan bahsedecek olduğum emir ve nehirlerde ilahi hikmetlerdendir. Şimdi bunlar neleri içermektedir? Özetle ifade etmek gerekirse aslında bunlar Allah hakkından bahseder, anne ve baba hakkından bahseder, insanlarla olan ilişkilerden, akraba ilişkileri, komşu ilişkilerinden bahseder, insanın yaşam hakkından bahseder, cömertlikten bahseder, israfa kaçmamak, cimrilik içerisinde bulunmamaktan bahseder, güzel ahlak sahibi olma yolunda zinadan uzak kalmaktan, Allah'ın haram kılmış olduğu bir nefsi öldürmemekten, yetim hakkına riayet etmekten, ölçü ve tartıdan, insanın bilmediği hususların ardına peşine düşmemesi gerektiğini, kibir ve gurur içerisinde bulunmamak gerektiğini ifade eden ayet-i celilelerdir. İsra suresinin şimdi 23. ayeti celilesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ Rabbiniz sadece kendisine ibadet etmesini emreder. Ve aynı zamanda وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Anne ve babaya da iyilikte bulunmayı emreder. Evet, ayeti celilede Yüce Rabbimiz kendi üzerine olan kendi hakkından bahsetmektedir. Nedir bu? Tevhid inancından bahsediyor. Allah hakkından bahsediyor. Yani اُعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Sadece ve sadece Allah'a ibadet edin ve Allah'ın dışında hiçbir şeye kulluk etmeyiniz. İlahi fermanıdır bu. Cenab-ı Hak kendisine kulluk edilmesini, bizim zaten yaratılış gayemiz, amacımız, hedefimiz de budur. Zariyat suresinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanların, cinlerin yaratılış sebebi Allah'ı bilme, Allah'ı tanımak içindir. Allah'ı kulluk etmek içindir. İşte Allah Celle Celaluhu, Rabbin sadece ve sadece kendisine kulluk edilmesini emredir. Yani tevhid inancının yerleştirilmesi esastır. Tevhid inancını, Allah inancını bozacak her türlü eylemlerden ve davranışlardan, şirkten, gösterişten uzak kalınması gerektiğini ayet-i celile bizlere bildirmektedir. İkinci bir husus, bir haktır bu, anne ve baba hakkıdır. Allah Celle Celaluhu kendisine kulluğun hemen peşi sıra şunu bizlere emreder. Ve bil valideyni ihsan, annenize ve babanıza iyilikte bulunun buyurur. Şimdi bu iyiliğin nasıl olması gerektiğini, hangi aşamalara sahip olması gerektiğini Cenab-ı Hak ayetiyle bizlere bildirmektedir. İmma yebluğanna indeke kibra ahaduhuma ev kilahuma. O ikisinden birisi, anne ve babanızın herhangi birisi veya ikisi anne ve babanız sizin yanınızda yaşlılık dönemine ulaştığı zaman فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Aziz kardeşlerim, Müslüman annesine ve babasına nasıl bir tutum davranış sergilemesi gerektiğini Cenab-ı Hak ortaya koyuyor. Kendisine kulluk, ibadet etmenin peşi sıra anne ve babayı zikretmek suretiyle Allah Celle Celaluhu'nun anne ve babaya olan hürmetini, değerini ortaya koyan ayeti celledir.
فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفِّنْ O ikisine, yani annenize ve babanıza öf dahi demeyiniz. Bu neyi ifade eder? Kırıcı sözler. Yani nereden çıktı anlamında, şimdi olur mu gibi anne ve babanızın gönlünü, kalbini kıracak sözlerden, ifadelerden, tutumlardan ve davranışlardan kaçının demektir. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Bu ikisine öf dahi demeyiniz. وَلَا تَنْهَرْهُمَا buyuruyor Yüce Rabbim. Bu ikisini, annenizi ve babanızı azarlamayın diyor. Kınamayın diyor yani. Peki neyi ifade etmek gerekir? وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak emrediyor. Az önceki iki ifade bir nehidir. Yani kişinin annesine ve babasına, o yaşlılık döneminde annesine ve babasına yapmaması gereken iki olumsuz tutumu, davranışı Allah Celle Celaluhu zikretmek suretiyle bir, öf dahi demeyin, ikincisi ise onları kınamayın, azarlamayın. Peki nasıl bir üslup, nasıl bir dil kullanın? وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Annenize ve babanıza gönül alıcı, değer verici ifadeler kullanın. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Ve annenize ve babanıza rahmet, tevazu kanatlarınızı gerin indirin diyor. Yani annenize ve babanıza şefkat ve merhametle muamele edin. وَكُلْ وَشَيْلَ دَيْنِزْ Rabbi, ey benim Rabbim, اِرْحَمْهُمَا O anneme, babama, yani o ikisine şefkat ve merhametle muamele edin. كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Ben küçükken Rabbayani, beni büyüten, beni koruyan, beni terbiye eden, ihtiyaçlarımı giderdikleri gibi anne ve babama da merhametinle muamele deyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Evet, evlat olarak anne ve babanın üzerindeki bir hakkı olarak yerine getirmemiz veya yapmamamız gereken dört tane hususu Yüce Rabbimiz ifade eder. Evladın anne ve babasına öf dahi dememesi, onları kınamaması, ayıplamaması, azarlamaması. Buna karşılık yapması gereken husus ise onlara gönül alıcı sözler söylemesi, rahmetiyle muamele etmesi ve onlar adına hayır dua içerisinde bulunmalarıdır. Ve bize bakan yönüyle evlat olarak annelerimiz ve babalarımız hususunda şunu şu Ramazan-ı Şerif'te sürekli aslında ifade etmekte fayda mülahaza ediyorum. Ve kul Rabbi rahamhuma kema rabbayani sagira. İki, ey Rabbim, küçükken beni büyüten, yetiştiren, terbiye eden, ihtiyaçlarımı giderdikleri gibi anne ve babama, yani o ikisine merhametinle muamele eyle deyiniz diyor Yüce Rabbim. Kıymetli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu ayeti cellesine şöyle devam etmektedir. Rabbukum, sizin Rabbiniz, a'lemu bima fi nufusikum. Nefislerinizde ve gönüllerinizde olan her şeyi bilendir. İn tekûnü sâlihîne, şayet sizler, iyi insanlar, salih kimseler olursanız şunu biliniz ki, fe innuhu kânedil evvâbine gafûrâ. Allah Celle Celaluhu kendisine yönelenleri, evvab olanlar, yönelenleri, pişman olan, tövbe edenler için Yüce Rabbim gafura buyurmak suretiyle onları bağışlardır. Aslında bunu yukarıki anne ve babayla ve tevhid inancıyla da ilişkilendirmek mümkündür. Yani insan hayatın içerisinde bilmeyerek, farkında olmayarak tevhid inancını bozacak tutumlar, davranışlar sergilemişse dahi, annesine ve babasına hürmetsizlik, itaatsizlik içerisinde bulunmuş olsa dahi, eğer bunu fark edip anladıktan sonra Cenab-ı Hakk'a yönelir, salih, iyi, hayırlı bir konuma geldiğinde Allah Celle Celaluhu ona çıkış kapısını aralamaktadır. Onun için Cenab-ı Hak lil evvab buyuruyor. Yönelen kimseler için yaptığı hatadan dönen, Allah'a yönelen kimselerle alakalı Allah Celle Celaluhu onları bağışlayacak olduğunu bizlere bildirmektedir. Aziz kardeşlerim, ayeti celilelerin devamında şimdi Yüce Rabbimiz bir takım yine haklardan bahsediyor. Akraba komşuluk hakkı, yoksullar ve Allah'ın yolunda mücadele eden yolcuların hakları ve israf etmemek gerektiğini, israf edenlerin şeytanın kardeşleri olduğunu Yüce Rabbimiz bizlere bildirmektedir.
وَاَتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَاَتِذَا الْقُرْبَى diyor. Yakınlık sahibi olanlara veriniz diyor. Neyi veriniz? Hakkahu, hakkını. Ve yine وَالْمِسْك۪ينَ yoksullara ve وَالْنَسِّب۪ينَ yolculara, Allah'ın yolunda mücadele eden, Allah'ın yolunda gayret edenlere haklarını veriniz diyor. وَلَا تُبَدِرْ تَبْذِيرًا saçıp savurmayınız. Yani israf içerisinde bulunmayınız buyurmakta Yüce Rabbim. Evet, komşuluk hakkı yoksulların ve yolcuların, Allah'ın yolunda mücadele edenlerin hakları. Yüce Rabbimiz bu hak sahiplerine haklarının verilmesini bizlere emretmektedir. Bu ayeti celilede. Allah Celle Celaluhu saçıp savurmayın buyuruyor. Yani israf içerisinde bulunmayın diyor. İnnel mübellirin, israf içerisinde bulunmak mübellir, mübellir. Gereksiz yere harcamalarda bulunmak. İmam Şafii'nin ifadesiyle bir şeyi gereğinden fazla harcamak, gereğinden fazla harcamak ve yerli yerinde harcamamaktır. Mübellir demek, işte bu anlamda saçıp savurmak, gereksiz yere harcamak demektir. Allah Celle Celaluhu, müminlerin وَلَا تُبَدِرْ تَبْدِيرًا diyor. Saçıp savurmayınız diyor. اِنَّ الْمُبَدِّرِينَ o saçıp savuranlar, yani gereksiz yere harcayanlar. كَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ onlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise وَكَانَ شَيْطَانِ الْرَبِّهِ كَفُورًا şeytan ise Rabbine karşı nankördür. Kıymetli kardeşlerim, mümin, Allah'ın vermiş olduğu nimeti, rızkı onlardan istifade ederken ne cimrilik yapmalı ne de saçıp savurmalıdır. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَكُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Sure-i Furkan'da Allah Celle Celaluhu öyle buyurmaktadır. Onlar harcayacak oldukları zaman, verecek oldukları zaman ne israf ederler ne de cimrilik yaparlar. Bunun ortasında bir yol takip eder. Yani dengeli hareket ederler. Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e şöyle buyurmaktadır. وَاِمَّا تُعْلُضَنَّ عَنْهُمْ اِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكِ Ey Muhammed! Tercüha, ümit et, Rabbinden ümit ettiğim, beklemiş olduğum o bir rahmeti elde etmek için eğer sen o yoksullardan, yolculardan, Allah'ın yolunda mücadele edenlerden ve yakınlık sahibi akraba ve komşulardan uzaklaşacak olduğum zaman onlara şöyle buyur diyor. Onlara şöyle söyle diyor. فَكُلِّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا Onlara gönül alıcı, kırıcı olmayan, gönüllerini celbedecek ifadeler kullan diyor. Kıymetli kardeşlerim, şu Ramazan-ı Şerif'te oruçlarımızın kabuliyetini sağlamak için mümin arkadaşını, komşusunu, dostunu, ahbabını kırıcı, üzecek ifadelerden sahip, uzak durmalıdır. Diline sahip çıkmalıdır, sahip olmalıdır. Aziz kardeşlerim, aslında ayet-i celilede bir hususu da ifade etmek, sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüce Rabbimiz şeytanın kardeşlerinden bahsediyor. O şeytanın kardeşi, Kur'an'ın bir başka ayetinde, Nur suresinde, ey iman edenler, şeytanın adımlarına tabi olmayın derken, şeytana sebep olacak olan yollardan bir tanesi iftira atmaktır. Bakara suresindeki benzer ifadeyle ey insanlar Rabbinin sizlere vermiş olduğu helal rızıklardan, yeryüzünde bulunan helal rızıklardan yiyin buyurmak suretiyle ve şeytanın yoluna tabi olmayın emri ilahisiyle şeytana daveti çıkaracak olan ikinci bir davranış da haram yemektir. O halde bu ayeti celilede de şeytana davetiye çıkaracak üçüncü bir yolda israf içerisinde bulunmak. O halde müminler olarak, iman eden bizler olarak şeytanla aramıza mesafe koymak için israf içerisinde bulunmamak gerekir. Allah Celle Celaluhu bizleri ayet Sure-i Celile'nin 29. ayeti celilesinde İnfakla alakalı nasıl bir yöntem takip etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُكِ Ellerini boynuna bağlı kılma. وَلَا تَبْسُطْهَا Onu tamamen de yayma. كُلَّ الْبَسْتَ Tamamen de yayma. Aksi halde فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا Kınanmış, üzgün bir şekilde hasret içerisinde ortada kalırsın buyurmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, Müslüman cimri olmamalı. Aynı zamanda da
israf içerisinde bulunmamalı. Aksi halde üzüntü kıranmış bir duruma düşmüş olur. Az önce okumuş olduğum ayeti celilede وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ kavramı ayeti celilesince Müslüman orta yolu takip etmelidir. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُدَ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ şüphesiz ki Rabbin dilediği kimse için rızkı çokça verir, yine dilediği kimse için rızkı kısar buyurmaktadır. اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır ve kullarını görendir buyuruyor. Aziz kardeşlerim, şimdi Yüce Rabbimiz çocukların yaşam hakkından bahsediyor. وَلَا تَبْتُوا لِاَوْلَادِكُمْ مُخَشْيَةِ اِمْلَاكُ buyuruyor. Çocuklarınızı geçim sıkıntısından, darlığından dolayı öldürmeyiniz diyor. Çünkü nahnu nerzukuhum ve iyyahum. Onları da sizlere de rızık veren biziz buyuruyor. İnne katluhum kâne hıt'en kebira. Muhakkak onları öldürmeniz hıt'en kebira büyük bir vebal, büyük bir günahtır diyor. Kıymetli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu bir başka ayeti celilede Yüce Rabbimiz وَلَا تَبْتُلُ النَّفْسَ اللِّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ haksız yere hak olmadıkça Allah'ın haram kılmış olduğu bir nefsi öldürmeyiniz buyurmak suretiyle insanların yaşam hakkına dikkatlerimizi çekmektedir. Dünyalık menfaat uğruna geçim sıkıntısı, derdi, ızdırabı, meşakkati sebebi gibi ifade edilmeyecek durumlar uğruna Allah'ın vermiş olduğu o canlara kıymamayı Yüce Rabbim, onlara kastetmemeyi Yüce Rabbim bizlere emretmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak itim hakkıyla ayeti celilesine devam etmektedir. وَلَا تَقْرَبُوا مَعْلَ الْيَت۪يمِ yetimin malına yaklaşmayınız اِلَّا بِالَّت۪ي اَحْسَنْ ancak güzel bir şekilde onun geçimini, nafakasını temin etme hususunda yetimin malına yaklaşabilirsiniz. Ta ki hatta yabluğa eşübde, olgunluk düzeyine, güçlülük yani buluğ çağına ulaşıncaya kadar. Ve yine aynı zamanda Allah Celle Celaluhu ve evfu bil ahdi diyor, buyurmaktadır. Ahitlerinizi, verdiğiniz sözlerinizi yerine getirin buyuruyor. Allah'a verdiğimiz bir söz vardır Araf suresinde. Elestü bezminde Yüce Rabbimize verdiğimiz sözün hayat içerisinde yerine getirin demektir. İnsanlara verdiğimiz söz vardır. Müminun suresinde Allah Celle Celaluhu müminleri anlatırken bizlere onlar verdikleri sözleri ve emanetleri yerine getirirler buyurur. Bizler dahi bu Ramazan bir başlangıcımız olsun. Bundan sonraki sürecimizde emanetlerimizi ve ahitlerimizi yerine getirmeye hassasiyetle duralım. Çünkü innel ahde kâne mesûle verilen her bir sözün hesabını, kitabını Yüce Rabbimiz bizlere soracaktır. İnnel ahde kâne mesûle söz sorulacaktır buyuruyor Yüce Rabbim. Ekonomik hayatımızda dikkat etmemiz gereken bir hususu bir hak olarak ifade ederiz. Bir hususu Yüce Rabbimiz dile getirmektedir. Ölçü ve tartının tam olarak yerine getirilmesidir bu. Ve evful keyle idâ kültüm. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam olarak yerine getiriniz. Vesinü bil kıstâsır müstakîm ve dost doğru olan terazilerle, teraziyle tartınız diyor. Evet, ölçünün ve tartının tam olarak yerine getirilmesini Yüce Rabbim bizlere bildirmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu aklında bilgimiz olmayan şeylerin ardına düşmemek gerektiğini ortaya koyar. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكِ بِهِ عِلْمًا aklında bilginiz olmayan şeylerin peşine, ardına düşmeyin. Niçin? اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ çünkü kulak, göz, gönül كُلُّهُ لَاكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولًا bütün bunlar o ardına bilginin sahibi olmadığınız, ardına düşmüş olduğunuz şeyden dolayı mes'ula sorumludurlar, hesaba çekileceklerdir diyor. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizlere tevazuyu alçak gönüllü emretmek suretiyle وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا yeryüzünde kibirle, gururla, böbürlenerek yürümeyiniz.
İnsanın acziyetini Yüce Rabbim insana bildiriyor. اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ Muhakkak ki sen yeri yaramazsın. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَى Boyca da dağlara ulaşamazsın. O halde tevazu sahibi ol, alçak gönüllü ol. Kibir ve gururla yeryüzünde yürüme. Kibir ve gurur sahibi olma. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak كُلِّ ذَٰلِكَ كَانِ سَيُّهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا buyuruyor. Bütün bu sayılan, ifade edilenlerin kötüleri Rabbinin katında da sevimsiz olan davranışlardır buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, bu sure-i celilede İsra suresinin 23. ayetinden 38. ayeti celilesine kadar Allah Celle Celaluhu şu hususları gündeme getirmektedir. Birisi tevhid inancına Yüce Rabbim vurgu yapar. Her müminin sağlıklı bir tevhid inancına sahip olması gerektiğini. İnancını bozacak, inancını zedeleyecek, tutum ve davranışlardan uzak ve beri olması gerektiğini. Sadece Allah'a kulluk etmek gerektiğini vurgular. Anne babaya hürmetsizlik içerisinde bulunmamayı, onunla, anneyle, babayla hoş, güzel bir hayat içerisinde onlara güzel davranması gerektiğini ifade eder. Yakınlarımızla, komşularımızla, yoksul ve muhtaçlarla, Allah'ın yolunda mücadele eden, gayret eden kişilerle iyilik içerisinde bulunmayı, onlara haklarını bir haktır, hak olarak ifade ediyor Yüce Rabbim, haklarını vermeyi Allah Celle Celaluhu emrediyor. Saçıp savurmamak, israf içerisinde bulunmamayı Yüce Rabbimiz bizlere emrediyor. Cimrilik içerisinde bulunmamayı yine Allah Celle Celaluhu bizlere emretmektedir. Yüce Rabbimiz insanların haklarına, hukuklarına riayet etmek üzere can emniyetinin sağlanması hususunda çocukların ve hak olmadıkça Allah'ın yasaklamış olduğu bir kişinin öldürülmesini yasaklıyor. Yine Cenab-ı Hak güzel ahlakı sağlama hususunda güzel bir terbiye ve edep, insanın neslinin devamını sağlama hususunda zinaya yaklaşılmaması gerektiğini bize bildiriyor. İtimin hakkına, hukukuna riayet etmek gerektiğini, ticaret ahlakıyla ilgili ölçü ve tartıyı tam olarak noksansız ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini ve son ifadelerle hakkında bilgisinin sahibi, bilgi sahibi olmadığımız hususların peşine düşmemek gerektiğini, tevazu ve alçak gönüllülük içerisinde bir hayata sahip olmak gerektiğini, kibir ve gurur içerisinde bulunmamak gerektiğini bizlere bildirmektedir. Bütün bunlar Rabbimizin Aziz Peygamber'in şahsında bizlere indirmiş olduğu hikmetlerdir. Hayatımız içerisinde güzel bir hayata sahip olmak, hayatımızın mutlu ve huzurlu olmasını temin etmek, ebedi alemde kurtuluşa erenlerden olabilmek için Yüce Rabbimizin emrettiklerini hayatımızda yerine getirmek ve yasaklamış olduğu her bir şeyden uzak kalmak üzere. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hayat dileğiyle hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum.